Ya devlet gençlere sevgiyi, merhameti, şefkati öğretmeyi devletin kanunu olarak mecburi kılsın. Anayasaya konsun. Genç kızlar falan ben bakıyorum birbirlerine acayip nefret ediyorlar ya. Çok tehlikeli. Ben genç kızlarla falan tanışıyorum. Ya öldüresiye birbirlerine nefret ediyorlar. Bu çok korkunç ya. Ya deliye dönmüş çocuklar. Görüşüyor mesela. Ablasından korkuyor ya. Arkadaşlarından korkuyor. Öbür arkadaşlarından korkuyor. Şimdi mesela bir kız arkadaşımdan. Akıl alma çekiliyor kız arkadaşlarından. Hakikaten nefret ediyor. Ben konuştum kızlarla. Hakikaten nefret ediyor çocuktan. Dehşet verici bu ya. Ortada fol yok, yumurta yok. Bayağı kötü. Ve müthiş bir kin öğretmişler çocuklara. Devlet bunu yasaklasın. Yani nefret politikası her yerde yasaklansın. Nefretle ilgili film göstermek, eğitim vermek, tiyatro veya sinema, filmler, bunların teşviki, bunların hepsi yasaklansın anayasayla. Sadece sevgi, merhamet, şefkat teşvik edilsin. Bu bayağı tehlikeli bir gidişat ya. Hayır gözümle görmesem inanmam. Bak kaç tane genç kızla tanıştım. Ya inanılmaz birbirlerine nefret ediyorlar. Diyor ki yani o sakın diyor benden konuştuğunu ona söyleme. Öbürüne konuştuğunu diyor ki sakın benden konuştuğunu ona söyleme. Yani bu nasıl bir nefrettir ya? Yazık, günah değil mi bu çocuklara ya? Hepsi normal nur gibi insan aslında. Hiçbir şeyleri yok. Kedi gibidir, acayip şeker hepsi. Ama hakikaten öldüresiye girerler birbirlerine bıraksam. O kadar nefret ediyorlar. Yeni tanıştığım hanımlarla. Facia, yani bizim kız arkadaşların sevgi, merhamet anlayışlarına bakıyorum. Ne kadar güzel ya. Ne kadar dostaneler, ne kadar sevecenler. Arada dağlar var ya. Beni diyor bir kaşık suda boğarlar diyor. Böyle. Mesela o beni koyayım, o da diyor. Beni bir kaşık suda boğar oluyor. Bunu devlet anayasayla halletsin. İman hakikatleri alınsın, Kur'an mucizeleri alınsın, Darwinist eğitim durdurulsun. Gelenekçi Ortodoks eğitimin kadınlara nefret politikası durdurulsun. Bu da anayasayla yasaklansın. Yani kadınlar aleyhine hiçbir hükme müsaade edilmesin. Kadınlar aleyhine hiçbir konuşmaya müsaade edilmesin.